Merhaba sevgili seyirciler, Gamburç'a hoş geldiniz. Bir Gamburç programında daha karşınızdayım. Bugün stüdyoda değilim. Geçen hafta da yine dışarıdan yapmıştık programı. Bir derleme yapmıştık geçen hafta. Bu hafta da bu derlemenin bir kısmından, oradaki bir haberden aslında devam edeceğiz. Birkaç ay önce size yine Gamburç'ta ve Arta TV ekranlarında bir haber paylaşmıştım. Bu haberde Malatya'daki Ermeni mahallesindeki bazı evlerin yıkıldığını, belediyenin onları restore etmekle ilgili projeleri olduğunu, belediyenin, valiliğin, kaymakamlığın hatta, ancak bu projelerin gerçekleşmediği haberini vermiştik. Geçen hafta aslında verdiğimiz yıllık raporda bu projelerde yıl içerisinde Türkiye'deki kiliselere ve kültür varlıklarına yapılan saldırıları ekranlarınıza getirmiştik ve onların arasında bir tanesi vardı ki o da Malatya'daki Ermeni mahallesindeki yıkımlardı. Bu konuda artık gerçekte yazdığımda bir yazı vardı. Orada da alıntı yapmıştım. O dönem kendisine ulaşma ihtimali bulduğum ve uzun uzun sohbet ettiğim ve Malatya Ermeni mahallesi ile ilgili ufkumu açan görüşleriyle ve bilgisini benimle paylaşan Hostov Akbari'ye bağlanacağız. Christoph Hostov İliözer şu anda Skype hattımızda. Ben de Skype'dayım. O da Fransa Valence'dan Skype'a bağlanacak. Hostov Akbari, hoş geldin. Evet. İşte tekrar alalım istersen. Hoş geldin. Sesini duyamadık o yüzden. Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim Mustafa Akbarik. Seni sormalı. Umarım iyisin. Çok uzun süre oldu. Seninle muhakkak konuşalım, konuşalım dedik. Ama bir türlü buluşamamıştık. Şimdi bugüneymiş şansımız. Şimdi Nasıl konuşmak imkan? istediğim o kadar çok şey var ki seninle. Ben direkt bir sözü sana bırakayım. Sen şimdi Fransa Valence Evet. Ben şimdi kentindesin, Fransa'ya Valence'a 69'un sonunda geldim. Yılbaşında geldim 69'un. 70'e bağlayan. değil mi? Önce Almanya'ya gittim ben. Oh. 10 Ocak 1948 Malatya doğumluyum. Evet. İlkokulu, liseyi, sanat okulunu Malatya'da bitirdim. Çok İlkokula o güzel. zaman 7 yaşında başlıyorlardı. Ben 5 yaşında başladım. Babam yollarda dolaşmayayım diye sokaklarda 5 yaşında okul müdürünü tanıyordu. Okula koydu beni. Geçmezsen de dedi zararı yok. Ama geçtim. Çalıştım geçtim. 16 yaşında sanat lisesini bitirdim. 2 sene İstanbul'a gittim. Üniversitede okudum 2 sene. Üniversiteden sonra orada tam bizim zamanımızda bir sağ-sol davaları başlamıştı üniversitelerde. Okula devam edemiyorduk. Bir afiş gördüm. Almanya'dan teknisyen arıyorlardı. Müracaat ettim. Kazandım. Ve Almanya'ya gittim. Bir buçuk sene Almanya'da kaldım. Ama benim gittiğim yer Dachau diyorlar. Fransızca Dachau diyorlar. Konsantrasyonun fırınların olduğu yerde askeri kışla vardı. Biz tam Amerikan askeri kışlasında çalışıyordum ben. Amerikanlar için çalışıyordum. Sonra Sonra nasıl oldu Fransız geçiş? sonra 69'un sonunda bizim Fransa'da babamın uzaktan akrabaları vardı. Onlar 23 senesinde babaları gelmiş, Fransa'ya yerleşmişler, Fransız vapuruyla. Önce Marsilya'ya inmişler, ondan sonra Valence'a gelmiş, yerleşmişler. Anneleri bir iki sefer Malatya'ya bize gelmişti. Ama çocukları falan hiç kimseyi tanımıyorduk aile olarak. 10 günlük tatilim vardı, dedim ki 10 günlükte Malatya'ya gidilip gelinmez. O zaman trenle gidip geliyorduk, 3 gün sürüyordu yolculuk. İstanbul'dan. Bir de sonra İstanbul'da Malatya var tabii. Dedim ben Fransa'ya gidip akrabalarımı bir tanıyayım, göreyim. 69'un sonunda yılbaşı tatilinde Fransa'ya geldim, Valence'a geldim. Akrabalarım dedi ki ya dedi sen Almanya'da tek başına ne yapacaksın? Kal burada dedi. Sana iş buluruz, Fransa'da çalış. Ben de kabul ettim.
eşyalarımı bile almaya geri dönmedim. Fransa'da kaldım. Burada işe başladım. 9 sene Fiat garajında çalıştım tamirci olarak. 9 sene sonra kendi atölyemi açtım. Tamircilik yaptım. 25 sene burada tamircilik yaptım ben. İşte böyle. Fransa'ya gelişini böyle anlattık ama seninle ilk telefonda konuştuğumuzda da sen bana inanılmaz, daha doğrusu bilmediğim bir sürü şey anlattın Malatya'ya evet. ilgili. Şimdi şöyle bir durum var. Sen 69'da geldiğin için Fransa'ya aslında Malatya'yı evet. da çok iyi biliyorsun. Malatya'dan İstanbul'a gelişin de geç. Yani birçoklarına göre. Tabii, yani çocuk yaşta gelmişsin. Peki Malatya biraz bize anlatayım. Malatya nasıldı diyeceğim ama Malatya'dan önce senin ailenin hikayesini biraz bize anlat. Nasıl Malatyalılar? Yani Malatyalılar mı? Malatya neresindenler? Malatya'ya sonra mı gelmişler? Nasıl bir hikayesi var? Benim ailem aslına bakarsam ben babamdan sonrasını ne biliyorum ne tanıyorum. Çünkü 1914 olaylarında 15 olaylarında bütün ailemi yok etmişler. Bir tek babam 6 aylıkmış. Babaannem de 25-26 yaşlarındaymış. Bizim aileden bir tek bunlar kurtulmuş. Öbürlerinin nerede olduğunu, nasıl öldüğünü, nerede öldüğünü bilmiyoruz tabii. Babam da küçük olduğu için bir şey bilmiyor. Babaannem de zaten anlatmazdı çok. Orada yaşadığımız için Türklere karşı bir kin beslemeyelim de hiçbir şey anlatmazlardı. Ama sonradan tabii buraya geldikten sonra ben Fransa'ya geldikten sonra asıl hikayeyi öğrendim. Şimdi aslında bizim teyzelerimiz de vardı. Onlar da Türklerle evlenmişler sonradan 20'li yıllarda. Hatta bir tane babamın bibisi vardı. Kahta'da biriyle evlenmişti. Onun kocası Kahta'da nüfus müdürü olarak çalışmış zamanında. İki kızları vardı. Gelip bizde karıyorlardı. Kızları çünkü Elazığ'da öğretmen okulunda okudular. Öğretmen oldular ikisi de. O hikayeyi için biliyorum. Şimdi asıl benim babaannemi de gene Malatya'da olan bir Türk. O zaman avukatmış kendisi. O almış 2 sene köye götürmüş saklamış. O vaziyette kurtulmuşlar. Babamdan babaannem. Sonra nasıl Malatya'da yani sakladıktan sonra nasıl çıkmış tekrar ortaya? İşte 2-3 sene sonra getirmiş kendiler Malatya'da kalıyorlarmış o avukat ailesiyle beraber. Getirmiş kendi evlerinde saklamışlar, kalmışlar. Bizim Salköprü Mahallesi'ndeki olan yeni yıkılan evimiz de o zaman babaannemin babası gibi neviymiş. Onlar yaptırmışlar zamanında. Evde kimse olmadığı için devlet Bulgar muhacirlerine vermiş bizim evi. Kaç sene sonra ya 20'nin son senelerinde ya 30'un başlarında babamı babaannemi kurtaran avukat mahkemeye vermiş. Bizim evi geri almış. Yarısını babamın adına, yarısını babaannemin adına yapmış. Ben o evde doğdum. Evet. Çok ilginç bir şey var. Sen bunu söyleyince şu bilgiyi de paylaşalım. Sen bana o zaman demiştin ki ben bu yazıyı makaleyi hazırlarken bu evle ilgili restorasyon projeleri de yapıldı. Ben telefon ettiler bana, ben anlattım. Yani evi çok iyi hatırlıyorsun sen orada doğduğun için. Evi anlattım onlara, çektiler dedin. 15-16 yaşına kadar o evdeydim. Sonra senin vasıtanla ben araştırdım birazcık, bu böyle şey yapınca bir baktım. Sizin ev Liozer ailesinin evi olarak aslında çizilmiş ve duruyor Simurg mimarlıktaki ve onlardan rica ettim gönderir misiniz diye ve çok açık fikirli bir şekilde, yani biz belediye için çizdik bunu ama yani kimse bir şey yapmadı, bu arşivinizde olsun dedi ve gönderdiler. Dolayısıyla şimdi sizin bu evi yaptıran senin ailen sonrasında bir sürü şey oldu ve şimdi eninde sonunda yıkıldı ama sen o dönemi istersen biraz bize anlat. Onun önünden yol geçecek diyorlar ama öyle bir şey yok orası. Yok, yol geçmez çünkü bizim evin bitişiğindeki ev de aslında bir Ermeni eviydi.
Bizim evin karşısında çok büyük taştan yapılmış bir hamam vardı. İsmini de gavur hamamı derlerdi. Ermeni hamamı olduğu için. Tabii sonradan Türkler almış, Türkler işletiyordu. Ben genç yaşıma kadar bir tek hanımlar giderdi o hamama. Erkeklere yoktu. Ben 13-14 yaşına kadar babaannem beni erkenden götürürdü, yıkanırdım. Kadınlar gelmeden çıkar eve giderdim bizim evin karşısında olduğu için. Şimdi o bizim evin bitişikindeki ev, Ermeni evini sattılar. Satlığa çıkarttıkları zaman bu hamamı işleten Samanlıoğlu Şükrü isminde bir adamdı. 3 tane mi 4 tane çok güzel kızları vardı. Karşıya başka biri gelip de kızları, ailesi rahatsız olmasın diye Ermeni evini bu Samanlıoğlu Şükrü satın aldı. Bu satın aldıktan sonra bir şey çıktı ki orada bir köşe vardı, şey büyük bir viraj vardı yolun kenarında. Orayı kırıp yola katacaklar diye. Adam para topladı o zaman. Cami yaptırdı evin önüne, bahçesine. Tam o köşeye de yolun çıkacağı yere de minareyi dikti ki yıkmasınlar diye, toprağı gitmesin diye. Bizim evin bitişinde şimdi cami var. O cami orada o zaman yapıldı. Ben hatırlıyorum yapıldığını. Demek ki bu yol geçme meselesini bir köşeye kaldırabiliriz. O cami oraya yapıldığı için öyle bir yol geçme mevzusu yok. Benim konuştuğum 55 senelik laf. 55 evet. sene içinde yıkılmadıktan sonra bundan sonra ne diye yol geçtin oradan? Tabii. Sanayi çarşısı yapıldı aşağıda. Yol geçerseydi o zaman zaten geçirirlerdi yolu. Peki Hossuf Akbalik, biraz sen şurada kaldığımız hani aile hikayenle biraz birleştirmek de istiyorum. Şu anda görüntülerini paylaşıyor. Bu Sultan'ın görüntüleri. Sultan evet, Kılıç biliyorum. Ortak arkadaşımız. O göndermiş görüntü, bazı görüntüler. Mahalleden başka evlerde de yıkılmalar vesaire var. Siz bu mahalleden ne zaman ayrıldınız? Yani Malatya'dan ne zaman ayrıldın? 69 ama aile ne zaman ayrıldı? Ben 67'de ayrıldım. O mahalleden. Ama benim ailem, erkek kardeşim vardı, kız kardeşim vardı. Onlar üniversitede okuyordu. Erkek kardeşim Konya'da mimarlık bölümünde okuyordu üniversitede. Kız kardeşim daha Malatya'da lisede okuyordu. Onlar orada kaldılar. Ben Fransa'ya yerleştikten sonra 75'te, 76'da, 74'te erkek kardeşimi getirttirdim. Bak şimdi gördüğünüz bu asma şeyini, ağacını bebemle ben yapmışım. Bu ışığı da ben takmışım oraya. O lambayı. Şimdi gördüm, hatırladım. O kadar hatırlıyorsun yani. Her şeyiyle evet. Çok taze. Hiçbir şey unutmam ben. Çünkü annem, babam, kız kardeşim 76'da geldiler buraya. Fransa'ya. Şimdi bizim evde o zaman şeyden toplama su vardı, kanal suyu. Ta 1-2 kilometre ileriden su gelirdi bizim eve. Büyük bir havuz vardı. Bizim evden de çıkar, köşedeki eve giderdi su. Ondan sonra da lağıma karışırdı. Sonradan Malatya'ya yukarıdan bir dere vardı, çok büyük bir dere vardı. Kernek'e gelirdi, Kernek'ten şelale olarak akardı. O dereyi betonun içine aldılar. Aslında toprak dereydi. Betonun içine aldıklarından Malatya'daki bütün bu kaynak suları kesildi. Oradan geliyormuş sızma olarak. Kesilince babam aslında marangozdur benim babam, mobilyacıdır. Dedi ki bir artezyen makinesi yapabilir miyim? Ben de o zaman işte sanat okuluna yeni başlamışım. Şey yapalım, bir su vuralım, artezyen suyu vuralım. Uğraştık, yaptık. İki kişi de amele buldu babam. 10-15 gün uğraştık, 60-62 metreye indik, artezyen suyunu bulduk. Bizim evde 2 tane kuyu açtık, ikisinden de artezyen suyu bulduk. Senelerce aktı. Bak bu gördüğünüz şimdi su damı, o artezyenin suyundan çıkan su havuza akardı.
Ondan sonra da su damı derdik. Babam oda gibi yapmıştı. Kışın peynirimizi, yağımızı, turşumuzu hep oraya doldururduk. Komşular sıraya girerlerdi ki küplerini getirsin oraya koysunlar diye zamanında. Şimdi artezyen de vurduk çıktı. O zaman Malatya'da şehir suları çok zaman kesilirdi. Babaannem kapıyı açık bırakırdı. Komşular sitilerinden gelir, bakır sitilerinden gelir evlerine içecek su taşırlardı. Komşularla çok iyiydik yani şeyimiz bir aile gibiydik. Peki Hasof Akbarik nasıl oldu işte şimdi görüyoruz bu görüntüleri mesela orada. Şimdi nasıl oldu da ev böyle bir hale geldi? Siz gittikten sonra evin içinde kimler yaşadı, kime kaldı, sattınız mı? Aslına bakarsan babam sattı ucuz bir fiyata. Burada birine sattı, Fransa'da oturan bir aileye sattı. Birkaç tane onların ailesi oturdu orada. Ondan sonra onlar da çıktı gittiler. Ben bundan bizim Malatya'da mezarlığın içine bir dua yeri yaptılar. Birkaç tane evvel oranın açılışına gittim ailemle beraber. Hatta Fransa'dan ben birkaç aile Ermeni aile vardı Malatyalı. Bir tanesi vardı 82 yaşında adam dedi Garabet Orunöz belki anlatmıştır sana. Bilmiyorum. Dedi ki bir benim babam memleketini çünkü onlar burada doğmuşlar. Ölmeden bir göreyim dedi. Ne zaman gidersen ben hazırım. Üç aile beraber götürdüm ben Malatya'ya. Ne zaman? Orada. İşte mezarlığın içine bizim Malatya mezarlığının Ermeni mezarlığının içine yapılan dua yerinin açılışına. İstanbul'da Malatya Haydar yapmıştı, otobüs hazırlamıştı. Buradan Fransa'dan İstanbul'a gittik. İstanbul'da onlarla beraber Malatya'ya gittik. Hatta bir durum var. Otobüste konuşurken otobüsün içinde benden Fransa'dan gelen bir Ermeninin akrabalarını bulduk ki haberleri bile yoktu. Otobüsün içinde konuşa konuşa bulduk. Hatta öbürünün de akrabasını gittikse Malatya mezarlığına, Ermeni mezarlığına gittikse adam dedi ki gel dedi bir mezarlar dolaşak üstüne bakayım bir tanıdığım ad soyad var mı? Mezarları dolaşırken bir tane mezar bulduk. Aha bu dedi benim annemin ailesinin ismi dedi. Bu mezar dedi. Bilmiyorlar. Haberleri bile yok adamlar. Burada doğmuşlar. Hiç Türkiye'ye gitmemişler. Malatya'ya gitmemişler. Neyse 10 dakika sürmedi. Mezarın başında biz dua ediyorduk. Başka bir aile geldi. İstanbul'dan otobüsle gelen başka bir Ermeni aile geldi. Aynı mezarın üstüne konuştular. Kuzen çıktılar. Haberleri bile yok. Mezarlıkta buluştular. Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi sen onu anlatırken tabii bir sürü araya başka hikayeler de giriyor. Bu otobüsle gittiğiniz Malatya Haydar Derneği'ne, Hasof Köletavitoğlu'na, Garabet Orunöz'e hepsine buradan selamlar iletelim. Kendileri de çok değerli isimler. Bu evin bu hale gelmesi nasıl oldu ve ondan sonra bir de yıkılması sürecini biraz anlat bize istersen. Çünkü sen biliyorsun. O mezarlıktaki açıldığı zaman belediye reisiyle görüştük. Dedik ki yazık bu evi yıkacaksınız. Bir müze yapın. Gerekirse biz de yardım yaparız. Olduğu gibi tamir edin. Kalsın. Turist gelir. Çünkü Valans'ta 2000'den fazla Malatyalı Ermeni var. Evet. 2000'den fazla. Biz senede bir iki sefer yemek yaparız. Malatya yemekleri. İçli küfte falan. 600-700 kişi olur yemekte. Yalnız şöyle bir durum var. Buradaki Malatyalı Ermenilerin hepsi ya babası ya dedesi ya nenesi gelmiş Malatya'dan. Bir tek bizim aile Malatya'da doğup da gelmiş.
Öbürleri hep babasının, dedesinin anlattıklarıyla. Şimdi biz Malatya'da konuştuksa tamam dediler. Hatta iki tane Sivas'tan iki tane adam geldi. Baktılar durumuna evin. Tamam dediler. Çünkü bu o zaman bu ev hiç böyle değildi. Ondan sonra altın panın arama sebebiyle her tarafını yıkmış, darmadağın etmişler. Sonradan ben buraya geldikten sonra bir mimarlık bürosu bana gönderdi. Mesaj gönderdi ki böyle böyle belediye sizin evi tamir işini bize verdi. Eğer mümkünse bilgi alabilir miyiz diye. Ben size göstereyim şimdi. Hatta mimarlığın ismi de yazıyor burada. Evet. Hepsi. Hı hı. Bunları bana da gönderdiler hepsini. Sen bir de senin de bana gönderdiğin şeyler var. Elle çizdiklerin de var. Bir sürü şey çizmişsin oraya. Evet. İşte bunları ben, onlar da burada. Bunları ben bu mimar bürosuna cevap olarak yazdım. Memnuniyet duyduğumu, gerekirse hatta oraya gidip anlatabileceğimi bile söyledim kendilere. Ama birkaç ay sonra gene bu mimarlık bürosundan bir hanım beni aradı. Dedi ki, Osrof Bey dedi, bu evin tarihçesini bize yazabilir misiniz dedi. Dedim tabii yazarım, niye yazmayayım dedim. Ki dedi ev bittikten sonra dedi girişine bir levha yapıp oraya asalım dedi. Gelenler okusunlar, kim yaptırmış, kime kalmış, nasıl olmuş, şimdiye kadar nasıl gelmiş bu ev. Ben de 2-3 sayfa yazdım. Bilmiyorum iyi mi ettim, kötü mü ettim. Benim bütün ailemin 1915'te yok olduğunu yazdım. Bir tek babamın, babaannemin bir tür tarafından kurtarıldığını yazdım. Onun üstüne bütün ilişkiler kesildi. Bütün bunu tam tersine yorumlayıp da bir de tam da aslında bu kurtulma hikayesinin üzerinden en azından bir kültürel varlık olarak koruyabilmek için de yapabilirler, restore edebilirlerdi ama demek ki tercih etmemişler. İşlerine gelmedi. Peki ama mülkü kimindi bunun son olarak yıkıldığı zaman? Yani geçen sene ve ondan önceki seneler? Bizim değildi. Tamam. Bu mesela ama mevzusundan haberim var ama. Çünkü bana da çok anlattılar. Gelip böyle kapı kulpuna kadar sökmüşler evi. Evet. Ben gittimse zaten orada bundan 5 sene evvel 4 sene evvel gittimse orada bir hanım oturuyordu 50-55 yaşlarında, bir de oğlu vardı 25-30 yaşlarında, ikisi oturuyorlardı bu evde. Girdim, su içtim. Oğlan bana dedi ki sen bu evin sahibisin dedi. Babanın dedenin sakladığı altınlar falan yok mu dedi, buralarda nerede dedi, sökek bulak bölüşek dedi. Dedim yok, öyle bir şey yoktur, boşuna aramayın dedim. Tabii onlar da gittikten sonra evi boş buldular, her tarafı darmadağın ettiler, her şeyini yıktılar altın aramak için. Evet. Peki Facebook'taki gruplarda da videolar paylaşıldı yıkılırken. Şimdi ben biliyorum, evet. O zaman da konuştuk seninle, bu yıkılma zamanında çok üzülmüştün sen. Evet. Neler hissettin bu evi görünce? Yani bu kadar girişimden ve geri dönüşten sonra. Şimdi bu mektubu ben gönderdikten sonra 2-3 ay sonra bu evi yaktılar. İki sefer yaktılar bu evi. Çünkü arkasında, yan tarafında büyük bahçesi var. Bu evi yıksalar, yarın yerine apartman yaparlar. Para kazanırlar açıkçası. Onun için çok şey diyorlardı ki bu ev yıkılsın, yapılmasın diye. Sonunda da öyle oldu. İki sefer ateş var. Bende resmi bile var yandığı zamanki. İşte böyle. Bu yanma zamanında da yerel gazetelerde hep şeyler çıkıyor. Ya mülteciler kalıyor, şöyle kalıyor diye bir saldırı gibi de algılamışlar. Aslında yani define avcılarını görmezden geliyorlar bir anlamda. Aslında en büyük zararı bunlar veriyor. Öyle.
Aslına bakarsan bak ben Malatya'dayken bizim bu şimdiki yapılan tam kilise var. Açılışı yakında olacak. Üç Koran Kilisesi. Taş Koran Kilisesi evet. de diyorlar. Onun tam karşısında bir sokak var. Tren hattına çıkar oradan da dört yola gider Malatya'da. Onun üstünde çok büyük bir kilise vardı. Aslında Bizvank derik Ermenice. Mayrabetlerin, vartabetlerin kaldığı, dua ettiği yer. Okul olarak çok büyüktü. Benim zamanımda askeri depo olarak kullandılar. Ondan sonra ya 59'un son senelerinde ya 60'ın ilk senelerinde yıktılar. Taşlarını, duvarlarını, kapılarını hepsini tek tek sattılar. Peki, Osupak Balik, şimdi çok da şey yapmayayım, biraz Fransa'daki, sen şimdi orada dedin bir sürü de Malatyalı var, oradaki dernekte de aktifsin, görüyorum ben Facebook'taki fotoğraflarda. Evet. Şimdi konuşmak istiyorum ama önce bir şu Malatya'yı biraz daha anlat isteyeceğim. Senin küçüklüğünde Malatya nasıl bir yerdi? Yani diyorsun okula gidiyorduk beraber, sonuçta anlatıyorsun Malatya sokaklarını. Orası nasıl bir yerdi ve son gittiğinde nasıl gördün? Şimdi arkadaş olarak, komşu olarak çok iyiydik. Ne kadar da iyi olsak, ilkokulda bile, lisede bile, ortaokulda bile devamlı gavur kelimesi çıkardı ağızlarından. Bizi konuştukları zaman. Hatta sana küçük bir misal vereyim. Bizim zamanımızda ortaokullarda din dersi verirlerdi. Müslüman olmayan ailelere mektup isterlerdi ki girmek istiyor musun, istemiyor musun diye din dersine. Babam bana sordu, neredesin dedi. Dedim ben girerim dedim. Niye girmeyeyim? Ne öğrensem o kar. Ben de lisede sanat okulunda bütün sınıflarımı birincilikle bitirdim. Derslerinde, din dersinde bile hepsinden yüksek not alırdım. Bir gün din dersine gelen hoca bana öbürlerine dedi ki, bak dedi, bu gavur bile dedi sizin dininizi sizden iyi biliyor dedi. Ama bana da gavur diye ne kadar olsa. Halbuki bizim bildiğimiz gavur dinsize denir. Bizim dinimiz de var, imanımız da var, kitabımız da var. Evet. Bu biraz Barış Ünlü'nün Türklük Sözleşmesi kitabına benziyor. Orada da diyor ki hep diyor yani ezilen aslında ezenin dilini ve ne yapılması gerektiğini o toplumda yaşamak için çok daha iyi bilir. Yani sen de işte din dersinde tabii. bile en iyi notu alanların içindesin. Ne öğrensen kar tabii. diye düşünüyorsun. Tabii ama öğretmen bile göğe beni şey yapacak ki bu adam sizden iyi biliyor dersini diye ama gavuru yine karıştırıyor işin içine. O vaziyetteydi yani. Sanat okulundan motor bölümünü bitirdim ben. 11-12 kişiydik bitirdiğimiz zaman. Ondan sonra işte üniversiteye imtihanlara girdim. Üniversiteyi kazandım. İstanbul'a gittim. Bizim sonra bir Venk vardı. Malatya'dan 10-12 kilometre yüksekte. Hatta onun bir odası kalmıştı. Onu da yaptılar. Şey ettiler. Evet. Orada da senede iki sefer oraya giderdik biz Venk'e. Benk'le ilgili şöyle bir şey anlatırlar. Ben şöyle bir hikaye duydum. Hep Malatya'ya çok gittiğimde, her gittiğimde anlatırlar. Her gittiğimde de bir giderim Venk'e. Orası çünkü Ermenistan'daki analım onu da Gugarçtem'in Sebuh Çulcuya'nın da doğduğu yer Malatya. Rahip Sebuh Çulcuya'nın. Onun da hikayesi Venk'le birleşir. Annesi çok yüksek ateşi olduğu zaman Venk'e götürüp yatıra götürmüş ve demiş ki de ateşini düşürürse Tanrım seni bu oğlumu Eçmiyacı'na göndereceğim, papaz yapacağım. Ateşi düşmüş Çulcuya'nın ve oradan Eçmiyacı'na göç etmişler. Ben bundan 10 sene önce gittiğimde, evet 10 sene önce gittiğimde Venk'te yine bir çocuk yatıyor. İçeride o küçücük odada bir oda kalmış. Orada bir çocuk yatırıyorlardı ve babası çocuğun ateşi düştü diye insanlara tadelle dağıtıyordu, çikolata dağıtıyordu. Demek ki o inanış şimdi, hala şey olmuş yani. Devam ediyor. Hatta şimdi o
yukarı o şeyin odanın yukarı tarafında bir tane su var. O su eskiden öyle dere olarak akıyordu. O derenin başında bir tane büyük bir taş vardı. Taşın altında adam geçecek kadar bir delik vardı. Derlerdi ki hanımların çocuğu olmuyorsa bu taşın altından geçse çocuğu olur. Ya, genç hanımlar gelip geçiyorlardı oradan. Yani Malatya biz senede iki sefer gider, cumartesi giderdik, gece orada kalırdık renkte. Pazar günü akşam geri dönerdik. Benim babaannem 96 yaşında öldü, vefat etti. Malatya'da, Malatya mezarlığında gömülüdür kendisi. O yaşta yayan giderdi. Uht ederlerdi, şey ederlerdi, dilek tutarlardı, yayan giderlerdi. Çünkü o zaman taksi maksi çok yoktu. Bir tek çekemlerin kamyonları vardı. Onları doldurur götürürlerdi gidemeyenler için. Geri kalanlar ya paytonla ya at arabasıyla ya da yayan giderlerdi. Peki bir şey daha soracağım Malatya demişken şimdi oradan şimdi bu biraz önce bahsettin ya kilisenin açılışı yapılacak yakında. Bir orada da Taşeron Kilisesi restorasyonu yapıldı. Malatya Hayder'in oldukça büyük bir çabası var. Umarım açılışta da kendilerini konuk edeceğiz, konuşacağız. Şimdi açılışa gidecek misin? Eğer bu korona izin verirse tabii ki. Yok, gidemeyeceğim çünkü Garabet'le konuştuk. Eğer Hayder grup olarak hazırlasalardı bir şey, buradan 7-8 kişi gidecektik. Başka Ermeniler de vardı. Gel Malatya'yı görmek isteyen hanımla, onlarla beraber gidecektik. Ama herkes kendi isteği üzerine gidecek şimdi. Grup yapmıyorlar. Onun için tek gidemeyeceğim yani. Peki. Peki gelelim Fransa'ya. Şimdi Fransa'da da dediğin gibi bir Malatyalı grubu var. Aslında Valence bölgesinde şimdi sen diyorsun 2000 kişiler ama genelde de Malatya'nın diasporası kuvvetlidir. Bir Malatya, bir Diyarbakır, bir de Silopilleri çok duyarım ben. De Malatya'nın Fransa'da Valence'daki durumu nedir? 2000 kişi çok. Çok büyük bir komünite. 2000'den fazla. 2000'den fazla. 2000 dedim ya, 2000'den 2200-2300 kişi var Malatyalı olarak. Peki derneğiniz var orada. Çalışmalar yapıyorsunuz. Nasıl? Bizim derneğimiz var. Biz Malatyalıların derneğini 1922 Mart 1985'te kurduk. Malatyalıların derneğini. Buradaki eski Malatyalılarla beraber ben de büronun içindeydim. Şimdiye kadar halen içindeyim. 8 Aralık 2013'ten beri de Malatyalılar Derneği'nin başkanıyım ben. 13'ten beri. Aslında seninle öyle de konuşmak lazım. Malatyalılar Derneği Başkanı olarak. Valence'da peki neler yapıyorsunuz? Daha doğrusu şimdi hep böyle dernek başkanları diyeceğim ama birçok böyle dernek var. Mesela Fransa'daki Valence kentindeki mesela siyasetçiler olsun, sivil toplum örgütleri nasıl bakıyorlar böyle sizin derneklere? Yani gelip gidiyorlar mı? Yoksa orada da seçim döneminde mi geliyorlar? Yok yok, biz şimdi istesem şimdi belediye reisine de giderim, valiye de giderim. Yani öyle benim kardeşimin kızı var. Bu son seçimlerde departman oldu. Ne diyorlar ona Türkçesi? Sen Fransızcasını söyle, ben de çevirebilirim belki. Konseye departmantal. Danışman oldu. Durumun içinde. Yani bir tek Valence değil. Nasıl diyeyim? Nasıl Türkiye'de doğan Anadolu, İç Anadolu bölge olarak. Benim küçük oğlumun hanımı da kendisi Fransızdır. Bu Valence'ın bitişiğinde başka bir şehir daha var ki Isabel Ardeş diyorlar. Orada aynı şeyden seçildi. Yani bizim İlözer'den iki şehirde, iki departmanda konseyimiz var. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Ben çok güzel aslında.
Muhakkak. Şimdi bak, Çok da sevindim. Bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi böyle çok çok da zannedersem zamanımızın sonuna geliyoruz çünkü. Şimdi son dönemde Fransa'da da olsun, Belçika'da çok olmadı ama Almanya'da ve Fransa'da böyle Ermeni derneklerine, Ermenilerine karşı böyle saldırılar vesaire gündeme gelmişti. Sizin Valans'ta böyle bir ilişki yok herhalde ya da nasıl Valans'taki durum? Valans'ta yok ama yakın yerlerde var. Viyana'da oldu. Viyana'da burada Lyon'la Valans'ın arasında bir şehir var. Orada otoyolda ya oldu. Bizim Valans'ta bir şey olmadı. Çünkü şey biz hallederik bir şey Kuvvetli, olursa çok. evet, kuvvetli bir grup Evet. var. Çok önemli, çok önemli bunlar diye düşünüyorum. Şimdi bizim belediye Konsey Municipal. Acun Ömer dedik biz şeyde. Belediye reisi yardımcısı. Dört tane Ermeni var içlerinde. Bir tanesi de benim yeğenim işte. Bir tane de Türk vardı. Son seçimlerde seçilmişti. Temiz bir çocuğa benziyordu. Biz de şey ettik yani girsin diye. Ama son zamanlarda bundan 3-4 ay evvel kardeşi bizim jenosit şeyine bir şey yazmıştı. Facebook'ta Anıtına. anısına ters olarak bir şey yazmıştı. Bu belediyede olan kardeşi de okeylemişti şeyde Facebook'ta. Onaylanmış. Evet. Biz şey ettik, müracaat ettik. Onu şimdi belediyeden çıkardılar. İşte şimdi bu örnek aslında bu yaşanmış bir örnek de aslında neden Avrupa'da işte hem diyelim milliyetçi grupların ya da ırkçı gruplara karşı yapılan mücadelenin haklı bir yere geldiğini gösteriyor. Çünkü başvuru yapabiliyorsun ve başvurunun sonucunda da bir karşılık alıyorsun. Yani bunun bir insan hakları Tabii. ihlali olduğunu biliyorlar, görüyorlar. Bu sadece tabii ki belediyede Ermenilerin olması çok önemli ve bu konuda da Ermenileri anlayıp biliyorlar. Yani bir bilene soruyorlar. Bir bilen var orada bu konuyu diyor. Evet. Şimdi şöyle bir şey var ki Valans'ta yüzde olarak Fransa'nın en çok Ermeni olan şehridir Valans. Evet. Yüzde olarak hesap etsek %10-12'si Ermenidir Valans'ın. Çok büyük, çok 36 tane Ermeni cemiyeti var Valans'ta. Malatya Cemiyeti Okul var. var. İki tane Ermeni okulu var Ermenice öğrenmek için. Bir tane de yeni yapıldı. Devamlı olması için Lyon'daki, Paris'teki gibi. Bu sene Evet. açıldı. Evet, Şimdi çok büyük sıkıntı getirdi Valans'taki okul aslında bu 24 saat yani 7 günlük çalışan normal bir okul aslında. evet. Şimdi bir de şey var burada Fransa'da SSF diye bir cemiyet var. Evet, Fransa Ermeni Komitesi Federasyonu gibi Voilà. çevirebiliriz. Komite Koordination Armenien de France. Evet. Komite Koordination Armenien de France, SSAF. Fransa'yı üçe ayırmışlar. Bir üst taraf, Paris tarafı, bir orta taraf, bir de güney tarafı. Valans'ta iki kişiyiz. Toplantı falan yapsalar Lyon'a gidiyoruz. Onlarla beraber toplantı yapmak için. Bir de Valans'ta bizim ayrı bir cemiyetimiz var ki Komite de Venket Avril ismi. Bütün cemiyetleri içinde toplar. Evet. Bütün gruplar hepsi o 24 Nisan toplan grubunun içindedir ki o 24 Nisan'daki diyelim koordinasyonu sağlasın. Evet, bir de şimdi neredeki cemiyet olarak belediye yahut valiye bir şey yapasın, herhangi bir şeyler varsa gelir söylerler bize, biz harekete geçeriz. Bütün cemiyetler adına. Ben de onun trezorier derler Fransızca'da.
muhasebecisiyim. Muhasebeci hazine diyelim. Evet, hazinecisiyim onun. Bir de şimdi jümlerjin prezidanı oldum. Yeni daha bir haftalık. Burada Valans, Ermenistan'da İçevan şehriyle kardeş şehirler. Kaç senedir? Büronun içindeydim. Ama bu sene bir hafta evvel beni seçtiler, başkan seçtiler. Şimdi de orayla gene çalışacağız orayla. O zaman önce bir tebrik edelim. Sonra diyelim ki bu da bir başka program konusu. Sadece Valans, Ermenistan kardeş şehirliğini değil, aslında bu kardeş şehirliği ve neler yapılıyor da bir konuşmak lazım. Niye varlar kardeş şehirler? Avrupa'nın her yerinde varlar. Her şehir muhakkak Ermenistan'da bir şehirle kardeş belediyesi yapılmaya çalışılıyor. Çünkü bunlar önemli aslında. Sadece ilişkiler açısından bile. Evet, bizim Valans'ta Valans 8 şehire kardeş şehir olmuş. İtalya'yla, Almanya'yla, İngiltere'yle, Lübnan'la, İsrail'le, Ermenistan'la, İspanya'yla 8 tane. Burada biz senede bir gün gelecek ayın 11'inde cumartesi günü Marche du Jumelage deriz. Bütün o gün şehirlerden de gelirler. Kendi eşyalarını satarlar. Biz de burada dolma, sarma yemekleri yaparız, börek yaparız, satarız. Kazandığımız karı Ermenistan'a göndeririz. Hatta Çulcuyan benim çok 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 samimi dostumdu. Çok büyük kardeşimi kaybettim diyebilirim. Evet. Çünkü onun yaptığı iş orada çok büyük. Her sene biz yardım yapardık kendisine. Her gidişimde gider kendisini görürdüm. Çünkü Malatya'da bizim evin karşısında oturuyorlardı bunlar. Evet. Malatya'dan kendilerini. Evet, Sebu Çulcuyan'ı da bu şekilde, bu vesileyle analım. Osof Akbarik, o da çok değerli bir insandı. Türkiye'de patrikliğe aday olması gündeme geldi ama onun dışında Ermenistan'da deprem bölgesine yaptığı yardımlarla devletin elinin uzanmadığı her yere giden biriydi. Sağ olsun, düğünümü yapan kendisidir. Onun neyi diyelim, mironuyla, kutsamasıyla olmuş oldu en azından. Hosof Akbarik, süremizi doldurduk ama konuşacak daha çok şey var belli. Biz seninle yaptığımız telefon konuşmasının üstüne şimdi yeni şeyler eklendi. Yeni görevlerim var artık. Bir Malatya Derneği Başkanı'yla değil, sadece Malatyalı'yla değil, aynı zamanda birçok farklı görevlerinle de konuşacağız. Çok teşekkürler kabul ettiğin için katılmaya ve anlattıkların için. Son olarak bizim Valans'ta 4 tane kilisemiz var. Apostolik Kilisesi, Katolik Kilisesi, Protestan Kilisesi, bir de Maranata olarak 4 kilisemiz var Ermeni Kilisesi Valans'ta. Onu da söyleyin unutmadan. Evet, bu yani 4 tane kilisesi, bunda niye ekleyelim özellikle? 4 tane kilisesi olan bir şehir, Avrupa'da Ermeni kilisesi olan bir şehir çok da bulunmaz. Her şehirde bir tane bulsanız ancak. Dolayısıyla bu da popülasyonun, nüfusun ne kadar fazla olduğunu, aktivitenin ne kadar fazla olduğunu da gösteriyor. Çok teşekkürler Hosof Akbay'a katıldığınız için. Size teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler. Görüşürüz. Balansa sevgiler. Evet, bu haftaki programı da burada noktalayalım. Fransa'nın Valans şehrinden Malatya Derneği Başkanı ve aynı zamanda birçok yeni göreviyle de duyurduğumuz Malatyalı Hosof Uluözer konuğumuzdu. Haftaya görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sıdestüm.